Sorun var. Onur bu soru sana da senin için de geçerli. Yani Çin'in daha münasip bir şekilde ticari gemilerini yürütmesi için Amerika koridor mu açıyor yani onu mu demek istiyorsun? Ne bu yani? Hayır Çin için mi yapıyor Amerika bunu? Yok. Ya tabii ki Çin için değil. Oradan Çin'den başlatmış Onur da. Çin'e gelene kadar Hindistan var, Endonezya var, tamam. Asya ülkeleri var. Asıl bakın ne burası? Burada Hindistan için aslında burada. şöyle Hindistan'ın geçiş güzergahı. Bir güzel haritaya gelirse. Bir Buy şey buyurun, buyurun, buyurun Hakan Bey. Ben Şimdi. de oturma fırsatı bulurum sayenizde. Onur bir demin <laughs> haritaya, senin büyük haritana döner misin? <laughs> yani animasyon haritasınız başına. <laughs> yok bu değil. Animasyon haritası. Senin haritanın en başına. Pekin'den başlıyor Hakan abi. Efendim? Pekin'den başlıyor. Evet işte o dünyanın... ilk yolculuk işte yani, bak. Pekin'den başlıyor. Pekinden Şimdi geldi. bu gelen gemiyi çizmiş Onur. Ama buraya giden gemiler de var doğuya, Japonya'ya, Çin'e. Hmm, bütün tabii. buradaki Vietnam, Birman'ya şuraya buraya Avrupa'dan giden gemiler de var. Avrupa'dan Avrupa mal satıyor. Tabii burada. aynen öyle. Mesela Hindistan'a mal gidiyor. Hindistan'ın nüfusu Çin'i geçti. Şimdi Hindistan şu üçgenin tamamı Hindistan. Hindistan'a Avrupa'dan gelen mal ya da bütün Avrupa'nın güneyinden ya da doğusundan Afrika'nın altından mı dolaşmalı şu haritanın yoksa şuradan gelip onunun çizdiği harita gibi şuradan mesela İtalya'dan İspanya'dan Fransa'dan mal gidiyor diyelim Hindistan'a şuraya tabii. buraya. geri dönüşü de oradan şu kadarcık bir yoldan mı gitmeli yoksa şurayı mı dolaşmalı Tabii tabii. Olan çok, çok daha tabii daha Abi o kızıl şimdi deniz kapatması da bulunuyor müsaadenizle. Şimdi şey. e, de, Bey bir şey Süveyşi işlevsiz hale getirir. E, e, tabii. Şimdi e, bir de dev şirketler Kızıl Deniz e, güzergahını terk ettiler ve bunu açıkladılar. E, Mediterranean Shipping Company yani bu ha. dünyanın en büyük e, gemicilik şirketi, ha. Fransız Simey, Danimarkalı MERSK, Alman Liot. Evet. BP. Bunların tamamı Kızıldeniz güzergahını terk ettiğini açıkladılar. Şimdi bu adamlar 30 bin kilometre yol yapacak. Şimdi evre oturup doğru konuşalım. <laughs> yani o koalisyon gücü onun için burada. Bu arada Onur niye merkezi İskenderiye'ye almış biliyor musunuz? Şöyle bir haklılığı var. Aşağı yukarı 13. yüzyıldan beri son 750 yıldır doğudan batıya gelen malda, batıdan doğuya giden malda geliyor ve İskenderiye merkezde hareket ediyor. Onun içindir ki Yavuz Sultan Selim 1516 ve 17'de Mısır'ı Osmanlı adına fethettiğinde dünyanın hazinesi yani hazine hiçbir zaman o kadar dolmadı. Onun için dünya para gelebildi. Çünkü abi bak. bütün ticaret ipek yolu, baharat yolu burada bitiyordu. Bak. Buraya bak geliyordu. Doğu'dan gelen de buraya batı Buradan da Avrupa'ya gidiyordu. İtalya'ya, Fransa'ya, İspanya'ya. Hakan abi bak Süveyş kanalı evet. var ya yani evet. eğer Kızıldeniz'i kullanamıyorsa Süveyş'te evet. bypass edilmiş oluyor ya bir halde evet. yaramamış oluyor. Evet. Mısır Süveyş kanalından evet. yılda ortalama 10 milyar dolar gelir elde Buyurun. ediyor. Buyurun ya. Süveyş'ten. Yani bütçeyi etkileyen yılda bir Yılda ortalama yavrum. 10 milyar dolar. Şuradan, yıllık. şuradan. Evet. Ya Abdülnasır buraya el koydu. Bıtır ölür devlet ya. Devlet başkanı. Ölür yani. Fransa, İngiltere falan buraya askerçi şey, İsrail'le anlaşıp saldırdılar. E şimdi de işte Amerika demek ki o kadar önemli ki bir e, ittifak oluşturup ne yapacaksa artık onu da tam anlayamadım ben Eray Bey. Ne yapacak? Yani o, da... Yunus biliyordur belki. Yunus ne yapmak istiyor Amerika? Ya burada İran'ın etkisini azalt. En iyi Bunun etkisi. son bir buçuk aylık bir hikayesi var. Onu anlatayım hemen. Beyaz Saray ve Pentagon arasında ciddi bir anlaşmazlık var. ABD üsleri Suriye ve Irak'ta en son bilgiye göre 17 Ekim'den bu yana 102 kez saldırıya uğradı. ABD'nin bunun karşılığında yaptığı şey sadece iki tane hava saldırısı oldu. Aslında Pentagon Beyaz Saray'dan çok daha fazla bir tepki için izin istiyor, emir istiyor. Ancak Biden yönetimi... Yemen olsun, Suriye ve Irak olsun, buralarda tansiyonu daha da arttırmak istemiyor. Hatta bu daha sonra medyaya da sızdı. Pentagon'un içinde bazı generaller rahatsız. Biden yönetiminin çok zayıf olduğunu düşünüyorlar bu konuda. Ayrıca şunu da belirtiyorlar, diyorlar ki onların da tabağı dolu öyle bir cümle vardır. Yani onların da önü çok dolu zaten. İsrail, Gazze, uluslararası baskı bir de başka bir yerde cephe açmak istemiyorlar diye. Ancak Pentagon'un başından beri niyeti hem Husiler olsun hem de Suriye ve Irak'ta olsun çok daha kararlı, çok daha sert bir tepki verip bunu kesmekti. Biden yönetimine içeride de ciddi tepki var. Özellikle cumhuriyetçilerden. Bak senin zayıf yönetimin sırasında başımıza neler geliyor. Suriye'de Irak'ta yüzden fazla kez saldırı yedik. Her gün orada dronlarla saldırı yiyoruz Husilerden. Bir de şu tarafı var. Şöyle bir haber çıktı. Pentagon'daki generallerin yine rahatsız olduğu. Husi'lerin yolladığı dronlar 100-200 dolara mal oluyor. ABD'nin bunları vurması 100 binlerce dolara mal oluyor. Geçtiğimiz Doğru. gün bir gün içinde 14 tane insansız hava aracı düşürdü. ABD savaş gemileri. 14 çarpı hani 100 binlerce dolarlık bir füze çarpı 14 yani siz bir saat içinde neredeyse 10 milyon dolar yaktınız. Ama Husiler için hiçbir şey, çünkü 10 tane, 14 tane drone yolladı. Çok büyük çıkmaza girdiler ve bu 10 ülkeli muhafız e, refah muhafız operasyonunu başlattılar. Bir de çok çok ilginç bir bilgi. 10 ülke değil, aslında bunun 19 ülke olduğu. Ancak 9 ülkenin isminin verilmesini istemediğini açıktan. Çünkü bunlar İsrail gemilerini korumak için yaratılmış bir operasyon. Biz bu eee işte ittifakın içinde en azından kamuoyu önünde bilinmek istemiyoruz diyorlar. Biz de buradan şunu anlıyoruz. Demek ki burada bazı Arap ülkeleri var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar. Yunus, Acaba bunlardan mı var başka ülkelerle birlikte? Yani birçok aslında katmanlı, karmaşık bir hikaye. Şu Peki söyleyebiliriz. Yunus. Pentagon ve Beyaz Saray arası çekişme. Tamam Pentagon'la Beyaz Saray arasında çekişme var. Anladım. Eee koalisyona katılan ve adını açıklamayan ülkeler var. Anladım. Düğmeye basılmış bir durum var mı? Yani bu operasyon başladı mı? Bu operasyonun hemen başlayamayacağım bir süre süreceği hani bunların hazırlığı, burada bulunmalarının evet. toplanmalarının ama ama dün Bloomberg'den özel bir haber geçildi. ABD'nin Yine bunu Pentagon, tabii Pentagon'da konuşulan şeyler bunlar. E, bu muhafız operasyonunun da caydırmak için işe yaramayacağı. Ondan dolayı Husileri Yemen'de vurmak için operasyon planlarının da geliştirildiği söyleniyor. Daha, o, o, daha plan yapacaklar. Yaptılar yaptılar Ahmet Bey. Bu bir aşama aşama. Ancak şu an tabii daha güç oluşturmakta tamamlayamadılar. Yani o 10 ülkeyi belki 19 ülkeyi bir araya getirip ortak bir komuta kontrol sistemi kurup işte bir sorumluluk alanları paylaştırıp vesaire askeri açıdan henüz tam hazırlıklarını Ama tamamlayamadılar. Ama Ahmet Bey'in sorusu aşama aşama. Şu an birinci aşamadalar. Eray Hocam Ahmet Bey'in sorusu işin aşil topu can damarı. Şimdi bu savaş gemisinin ne yapacağı önemli. Bir, o boğazın jandarmalığını mı yapacak? Savaş mı yapacak? Husileri ortan kaldırana kadar devam mı edecek? Çünkü kalıcı bir çözüm gerekiyor. Dolayısıyla bir strateji şey yapmak için yani. ya. iki şey yapacak. Hı. İşte şu Arkası anki yaptıkları gibi bilmiyorum. gelen füze ve drone saldırılarını önleyecek bir kere. İki, e, demin söyledi bir plan var. Bu plan çerçevesinde oluşacak askeri güç koalisyon gücü gidip e, Yemen'deki husilerin e, askeri hedeflerine saldırıp buraları ha. yok edecek ve tamam. dolayısıyla düzeni sağlamış var. olacak. Yani şey iki aşamalı. Bakın göstereyim. Şu anda dört tane İslami e, teşkilatı örgütü İran kontrol ediyor beyler. Hamas, Hizbullah, Husiler. Yani konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hepsinin çıktığı kapı İran'a gidiyor. Biraz Hamas'ı tam kontrol ettiği söylenemez. Yani tamam, evet. bir ölçüde diyelim peki. Ama neticede ya Hamas'ı kontrol etmek ister de edemiyor. Artık edemez. Çok güçlendi Hamas. Ama Hamas bu hale gelene kadar roketi de füzeyi de bilmem neydi İran getiriyordu. Şöyle yani arada bir e, anlayış farkı, yaklaşım farkı ha, da var Tamam. Yani Hamas'in şimdi ne, hayır sen konuyu sen, şunu, şunu sen söylemek bu için bunu söyledim. var zaten bu yani, konuda. Yani Husiler gibi değil. Tamam. Pardon. Bak sadece şunu söylemek için bunu söyledim. İran'ın kontrol etmesi tamam başka bir konu. Batı dünyası yani Avrupa ve Amerika İran'ın kendine has yarattığı gücü eksiltmek için, çünkü İran bu örgütlerle, ikincil örgütlerle olduğundan daha güçlü bir pozisyon. Tabii vekalet savaşı yapıyor. Vekalet yerde. savaşıyla işleri götürdüğü Tabii. oluyor. Doğru. Bu gücü de kırmak istiyor. Tabii çok doğru. Şimdi Suriye'nin içinde de tamam, mesela bir bayları var, şeyleri var. Husiler bunu yapıyor ama eğer İran izin vermezse, yol vermezse Husiler bunu yapamaz zaten diyor. Doğru. Tam O zaman yani, esas yani, hedef sen, İran. <laughs> <laughs> İran'a yönelir. Sen de ama yani olayı değerlendirmesi ama yani şöyle şöyle aslında aynı şeyi söylüyoruz. Bakın Yemen'deki Husilerin askeri gücü kırılırsa İran'ın e, Kızıl Deniz girişindeki varlığı yok olur. Tabi, Tamam? Şöyle İran şöyle İran de biz takip uyguluyor. Evet. Lübnan'daki Hizbullah'ı sokmadı ama Husiler üzerinden taciz evet. Mesela İşte onu Peki, neden yaptı? Onu biraz önce bir şey sorabilir miyim? Şu anda Süveyş Kanalı'nda ciddi bir güvenlik sorunu var mı Husilerden kaynaklanan? Var. Var. Yemin yani böyle sürekli. bir koalisyon oluşturmayı gerektiren, e, neredeyse savaşı göze almayı gerektiren derecede ciddi boyutta mı? İsrail için var aslında. Yani diğer ülkeler için yok. Yani buradaki ince çizgi bu. Hayır, onların değerlerine bakın. Ne söyledi? Yani bu yani siler diyor ki oldu. bak büyük yani İsrail bandıralı ya da sahibi Yahudi olan gemileri vuruyorduz diyor. Ha. Ama İsrail vurmuyor Fransız aslında bandıra. Husiler yani. Arada yani böyle bir ince nokta var. Oradan bir Fransız gemisi geçtiğinde vurdular. vurdular. Onlara vuruyorlar. Öyle vuruyorlar. de vurdular. İngiliz de vurdular. Koalisyon güçlerinde İsrail'e destek verdiği için. Ha. Vurdular. Yani onların da Türk gemisini vuruyorlar mı? Vurmuyorlar. Yani İsrail ve İsrail'e destek veriyorlar. Vurmadılar. İsrail diye ve İsrail'e evet destek verdiğini düşündükleri Evet ama zaten çok işte bu ülkeler için zaten. <laughs> i̇şte onlar da zaten toplanıp burada Toppekir ama dediği gibi enteresan olan bunun içerisinde bir takım Arap ülkelerinin yer alması. Peki Yunus Pentagon <laughs> Yunus ürün, pardon. Pentagon güvercin. Beyaz Saray Şahin öyle mi bu konuda Husiler konusunda? Tam tersi. Pentagon Şahin? Şahin Beyaz Saray Güver. güvercin. Evet. Evet. Hangisinin borusu Bor. öter? Rajo'nun hangisi keser? Biden'ın borusu öttü. Biden'ın evet. Bu ana kadar Biden'ın borusu öttü ki biz Yemen'de ya da Suriye ve Irak'ta daha kapsamlı bir saldırı görmedik. Görmedik. Ancak görmedik. bu Yemen planları şöyle bir şey diyecektim biraz önce. Eğer bu haber sızdırıldıysa Pentagon tarafından medyaya zaten o plan hazırdır ve Biden Hazırdır olmuştur. efendim yani evet hazırdır yani evet. Şimdi o yüzden burada söyleyeyim. ne Hazır kadar kapsamı olacak ama o önemli. Mesela bir kere Trump da Suriye'yi vurdurmuştu 50'ye yakın Tomahawk füzesiyle ya da Suriye ve Irak'ta iki tane hava saldırısı. Yani tek seferde vur geç mi yapacaklar. Yoksa orada biz bir hafta on gün ya da daha uzun bir kampanya mı göreceğiz? Askeri kampanya. İkincisinin olma ihtimali daha yüksek. Çünkü e, neticede e, Husiler de o bataryalarını, saldırı bataryalarını yani açıkta tutmuyorlar. Çünkü bir devlet aklıyla... Bence bu noktada daha düşük Eray Hocam. Efendim? Çünkü İsrail'de, İsrail üzerinden zaten uluslararası toplumdan baskı yiyorken ABD, Yemen'de bir de uzun süreli yani bir hafta bile uzun bir süre bu noktada. Yani şöyle Büyük bir ihtimal tek sefer içinde, vurkaç yapmak zorunda kalabilirler. Yunus Bey, Yunus şöyle önceki bir önceki açıklaması içinde Bayda şey yönetimi e, is, yok diyor ki İsrail, sen yapmazsan diyor ben yaparım diyor. 3 Kasım'da Ürdün ve e, Suudi Arabistan İsrail savaş uçaklarına Yemen'i vurması için hava sahalarını açtı. Hakan, Hakan bayrak. İsrail hocam. Lübnan'da peşini. Bunu test Evet, ha. bunda kısa bir şey söyleyeceğim. Yani konudan konu değişiyorsa diye son bir şey söylemek istiyorum. Bakın bütün bu bölgenin ve Afrika'nın da bu bölgesinin tamamının sınırlarını İngilizler çizdi. Doğru. Yani buradaki Arap ülkeleri veya buradaki Afrika ülkeleri benim sınırım şöyle olsun falan hiçbiri diyemedi. Evet. Tamam mı? Bütün bu sınırlar İngilizlerin çizmelerinden iki tane master sonuç gözüküyor. Bakın şurada komple bir tek bir Arap devleti kuracağına aşağı yukarı 11 tane Arap devleti üretti. Birleşik Arap Emirlik, Kuveyt, Irak. Katar buraya vesaire. 11'e böldü Arap ülkesini. Bir güç çıkmasın ortaya diye. Bu, bu İngiliz kalemidir. İngilizlerin. Her kalemidir. bir aileye bir devlet. Buraya da Habeşistan çok problemli bir yer diye. Yani biraz espri olsun diye bunu söyleyeyim dedim. Bakın bir tane denize çıkış çizmedi Habeşistan'a. Şurası Habeşistan. Etiyopya diğer adıyla. Görüyor musunuz koca Habeşistan'ın sınırların hepsini İngiltere çizdiği için Denizde bağ yok. Bu devletleri de İngiltere kurduğu için, lütfettiği için sınırları çizerken Habeşistan'dan bir tane bile denize çıkış koymadı. Görüyor musunuz sınırları? Evet. Hani diyorsun ya, eee Azerbaycan'la Türkiye arasında bir yol olacak inşallah filan. Vaktiyle olmamış. Burada da denize bir tane çıkışları yok. Adam, Buradaki sorunların kökünde hepsinde İngiltere'nin çizdiği sınırlar yani. Adamlar mahallesinde arsa çizer gibi çizmiş. Aynen yani, öyle. Yani. Vallahi. Kalemle ne güzel. Get bak da buraları şöyle. da onlar çizdi. Yanlış anladın. E sınırlar onun için Ama dürdü. şöyle, hepsini de hepsini de. De. O ama yani. şöyle hepsini de hepsini de o da yalan Tabii hepsini, ki. de. hepsini de komşun komşun bir şey ihtilafla. Ee? Yani bu sınırların İngilizler böyle bir komşularıyla ihtilafla. Böyle bir şey şöyle bir efsane anlatırlar. Yani neresi neredeydi orası. Ür Ürdün Suudi Arabistan sınırında şurası. Kumun üzerine çizdi. Ürdün Suudi Arabistan şurası şurası. Hı. Şurada çizerken adam böyle hiç kırmış tamam mı? Şu şu. Ürdün ya nerede o pardon o işte yazının neyse. altında kalıyor şu. Tamam işte böyle hiç kırmış. Hiç kırınca çıkıntı, diyorsun, aynen. çıkıntı gibi bir şey çıkmış ortaya. <laughs> Oraya da çörçül <Churchill gülüyor> gibi... Demek ki demek ki hapşırdı. Bu, bu espri diye, diye ama aşağı yukarı doğru. <laughs> bir de mesela Arabistan'a bakın. Aşireti kuvvetli, maddi durumu kuvvetli olanlara da ayrı devlet kurdular. Tabii. Bir de şöyle, her kurdukları devlet diğeriyle ihtilaflı. Toprak ihtilafları. Churchill'in işte, hıçkırığı, Ürdün'le Suudi Arabistan işgalini, sınırının Amman'a yönelik, yönelen girintili Eyvallah. zikzaklı kısmı. İngiliz devlet adamı Churchill'in bir hıçkırığının sonucu olmuştur, oluşmuştur. Churchill haritayı çizerken hıçkırmış bu <laughs> zikzakta bu şekilde oluşmuş Aynen. ve harita <laughs> ya olur. web anlatılır ya, olur. ama <laughs> espri de anlatılıyor. Aynen. Bak şey İngilizlerin efsane. bir taktiği daha var. Arabistan'ı 12'ye bölüyor ya. Peki. E ortada mı hıçkırık evet. var? Hayır hayır var. başka bir şey söyleyeceğim. Hindistan'dan da 7 ayrı devlet çıkabileceği halde bunları da tek devlet yapıyor ki dertleri bitmesin birbirlerini yesinler. Şimdi bak Sihler, Hindular, bilmem kuzeydeki Müslümanlar Şimdi Pakistan, Bangladeş falan böyle. Yani, yani İngiltere hep... giderken, Alas Maldık Beyler derken, eğer farklı milletler varsa birleştirip tek bir devlet bırakıyor, problem devam ediyor. Abi bu... Et. Tek bu, devleti de 12'ye bölüyor. Bu İngiliz'in oyunu bitmez. <laughs> tam şey... Tam tam böyle oldu şey oldu abi. Komple <laughs> Bu kraliçe Elizabeth var ya. Bu İngiliz'in <laughs> oyunu biter mi ya? Bu İngiliz. In <laughs> bak Almanlarla İngilizler <laughs> öyle değil. Adam bağımsızlığını vermiş gidiyor. Almanlarla o zaman abi şöyle, böyle bunu bir... mi abi? Almanlarla Ekranda söylemeyeyim Fransızlar. istersen ya. Almanlarla Fransızlar. Pardon. Evet, evet. Yani şöyle o zaman bu dünya yıkılır, yeni bir dünya kurulur, biz de orada yerimizi alırız. <laughs> bu böyle olmaz. <laughs> İsmet Paşa gibi konuştum. <laughs> Ondan arakladım. <laughs> ya bir reklama gidelim. Reklama gittikten sonra şöyle enteresan bir konu daha var. şey var mı harita? Çin haritası? Ya senin çok iyi bildiğin bir konu abi. Gibersen şu haritayı. Coğrafya, tarih, <laughs> sosyoloji. Hayvan. Ya. Evet, sayın seyirciler, şurası koca Çin. Evet. Şurada neredeyse böyle hani parmakla evet. böyle zor görülen Formoza Adası. Var. Ne adası? Formosa Adası. Formosa Adası. Tayvan diyoruz oraya. Tayvan. Devletin adı Tayvan. Tayvan Adanın adı Formosa. Bura bir büyük kriz potansiyeli. Öyle büyük bir kriz potansiyeli. Kıyamete doğru. Mu? Ha? Kıyamete doğru bir Kıyam kriz. <laughs> yani şuradan kopacak. Ama neden biliyor musun? Neyse. Reklam atıyoruz. Onun diyor. çok Sonuçta tarihi var. Siyasal tarihi geçmişi var onun. Aynen. Ya işte Biden Çin için Biden'a. Iki, i̇ki Çin. Biden'a. şey. Şimdi Biden'la Xi görüştü ya, bir görüntülerini de getirdik evet. ekran hazırlarsanız burada. Orada evet. Biden'a demiş ki, Xi Çin Devlet Başkanı, Tayvan'ı ilhak edeceğiz demiş. Evet. Birazdan bunu konuşacağız. Ondan sonra diktatör dedi.